Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi etkileyen kimyasal unsurlardan biridir? Sıcaklık, su, rüzgar, yağış, ışık. Bu verilenler içerisinde su kimyasal unsurlardan birini oluşturmakta, diğerleri ise fiziksel unsurlara örnek verilmektedir. Bunu özetlersek, ekosistemimiz cansız ve canlı öğeler olarak ikiye ayırıyoruz. Cansız öğeler içerisinde fiziksel ve kimyasal olanlar var. Fiziksel öğeler ışık, nem, ısı, toprak olarak değerlendirilmekte. Kimyasal öğeler ise organik ve inorganik olmak üzere ki inorganikler içerisinde su yer almaktadır. Bunun yanında karbon, hidrojen, fosfor, azot, oksijen kısmında da değerlendirebiliyoruz. Yani bu tablodan biz doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen canlılardan hangisi farklı bir beslenme basamağında yer alır? Aslan verilmiş, tilki verilmiş, kurbağa verilmiş, zürafa verilmiş ve yılan verilmiş. Bunlar içerisinde özellikle etçil olarak nitelendirdiğimiz A, B, C ve E şıkkındaki hayvanları görmekteyiz. D şıkkındaki ise otçul olarak değerlendirilmekte. O yüzden burada farklı olarak beslenen kısımda D şıkkı zürafayı almak mümkündür. O yüzden de doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Besin zinciri ile ilgili besin zincirinin en alt basamağında bitkiler yer alır. Üreticilerin ürettiği besinler beslenme yoluyla otçulara ve etçillere geçer. Besin zinciri tek yönlüdür. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda besin zincirinin en altında üreticiler dediğimiz bitkileri görmekteyiz. Üreticilerin ürettiği besinler beslenme yoluyla otçullara ve etçillere geçmektedir. Tabi burada Baktığımızda besin zinciri kısmında bu e, enerji akışı da sağlanıyordu. Besin zinciri tek yönlüdür ki oklar dikkate alındığında tek yönlü bir geçiş söz konusu. O yüzden burada üçünün de doğru olduğunu, yani E şıkkı olarak bu sorumuzu değerlendirebileceğimizi söyleyebiliriz. Yukarıda verilen durumlardan hangileri sonucunda atmosferdeki oksijen oranı artar? Yeşil bitkilerin fotosentez yapması demek atmosferdeki karbondioksiti alarak fotosentez yoluyla yani güneş ışığını da kullanarak fotosentez yoluyla oksijen açığa çıkarması demektir. O yüzden bu oksijen oranını arttırmaktadır. Havadaki su buharının güneş ışığıyla fotolize uğraması yine atmosferdeki oksijen oranını arttırır. Fosil yakıtlar ile enerji üretilmesi ki fosil yakıt dediğimiz linyit, taş kömürü, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar. Bu yakıtların kullanılması atmosferdeki karbondioksit oranını arttırır. Bazı bakteriler tarafından nitrifikasyon olayının gerçekleşmesiyle ki azot döngüsündeydi bu, bu oksijen oranını arttıran bir özellik değil. O yüzden 1 ve 2 olarak doğru cevap, yani A şıkkını değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak numaralandırılmıştır. Bu alanların hangilerinde atmosfere karışan karbon oranı daha fazladır? Karbondioksit arkadaşlar oradaki sanayileşme sonucu artmakta. Ki sanayileşmiş alanlarda çok fazla karbondioksit açığa çıkmakta. Bunun yanında yine enerji santrallerinde kullanılan fosil yakıtlar oradaki karbon oranını arttırmaktadır. Verilen bu alanlar içerisinde daha fazla sanayileşmiş olan bir numara ki Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ki bu alanda sanayileşme fazla. Bunun yanında özellikle Çin, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu alanda da yine sanayileşmenin daha fazla olduğunu ve karbon salınımı dediğimiz tabii ki bunlar sadece sanayi testleri değil. Orada kullanılan araçlar, e, otomobiller bunlarla tabii ki etkiliyor arkadaşlar. E, bunun yanında 4, 3 ve 5 numaralı alanda çok fazla sanayileşme görmüyoruz. Bu nedenle doğru cevabın 1 ve 2. Yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda verilen olaylardan hangileri doğrudan azot döngüsü ile ilgilidir? Nitrifikasyon, fotoliz, denitrifikasyon, fotosentez. 4 tane öncül verilmiş. Buna göre arkadaşlar hemen azot döngüsünü hatırlamak gerekiyor. Hatırlarsak azotu nitrata dönüştüren diğer bir olgu nitrifikasyon. Bu bakterilerin özellikle bitki köklerindeki bakterilerin azotu önce amonyak sonra nitrit ve nitrata dönüştürerek bitkilerin kullanabileceği duruma getirmesi haline biz bu ismi veriyoruz. Ve özellikle bu kısımda da baktığımızda tabii ki yıldırım şimşek gibi olaylar, hayvansal atıklar, gübreler e, organik maddeler e, burada önemli diyebileceğimiz noktaları oluşturuyor. E, nitrifikasyon yine e, bakıldığında buradan e, dikkate aldığımızda e, denitrifikasyon e, direkt bununla ilgili özellikler. O yüzden 1 ve 3 yani doğru cevabın B şıkkı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi ile Atmosferdeki karbon oranı artar. Kimyasal tortul taşların su ile temas edip çözülmesi, volkanik faaliyetlerin meydana gelmesi, bazı deniz canlılarının kabuk oluşturması, fosil yakıtların oluşması ki kimyasal tortul taşların su ile temas edip çözülmesi sonucu karbon oranı artabilir. Volkanik faaliyetler sonucu yine gaz çıkışları, kül çıkışları bunlar yine arttırabilir. Ama diğerleri bunu arttıran özellikler arasında sayılmaz. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada özetlersek karbonun açığa çıkması neden olan başlıca etmenler. Fosil yakıtların yanması bakın oluşması değil. Kireç taşının ayrışması, canlı kalıntıların ve ölülerin çürümesi bunlar açığa çıkmasında etkili olan etkenler. Doğada özellikle karbonun azalmasına neden olan bazı bazı faktörleri sayarsak fosil yakıtların oluşum bakın. Bu ne yapıyor? Azaltıyor. Fotosentez olayı, deniz hayvanlarının kabuk oluşumu, karbonatlı kayaçların oluşumu ise burada azaltan faktörler arasında sayılabiliyor. Dediğimiz gibi A şıkkını doğru cevap olarak dikkate almıştık. Aşağıda madde döngülerinden birine ait görseller verilmiştir. Buna göre görselde verilen madde döngüsü aşağıdakilerden hangisidir? Nitrifikasyon bakterileri gibi ya da nitrifikasyon hareketleri olayları. Denitrifikasyon bakterileri ya da bu olay. Yine bunlar geçiyorsa arkadaşlar yani bu iki kelime önemli. Bunlar geçiyorsa bu eşittir azot döngüsü olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden doğru cevabın D olduğunu söyledik. Yeryüzündeki sular sıcaklığın etkisiyle nokta nokta yolu ile atmosfere karışır. Atmosferdeki su buharı yükselerek soğur ve nokta nokta gerçekleşir. Bu şekilde atmosferdeki su buharı yağış ile tekrar yeryüzüne düşer ve burada okyanusları, gölleri, akarsuları ve yeraltı sularını oluşturur. Suyun bu şekilde doğal sistemler arasında hareket etmesine su döngüsü adı verilir. Parçada numaralanmış boş yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir. Yeryüzündeki suların sıcaklığın etkisiyle buharlaşma yoluyla atmosfere karıştığını. Bunun yanında atmosferdeki su buharının yükselerek soğuması ve bununla birlikte yoğuşması ve sonuç olarak yine bazı yağış türlerinin ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu belirtelim. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemleri oluşturan canlı unsurlardan biridir? Karbonhidratlar, proteinler, mikroorganizmalar iklim, vitaminler. Verilen bu seçenekler içerisinde mikroorganizmaların canlı unsurlar olduğunu, diğerlerinin ise cansız unsurlar olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden de doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu belirtelim. Aşağıdaki görseli verilen canlılardan hangisi besin zincirindeki tüm canlılar ile doğrudan ilişkilidir? Verilen canlılara bakalım. Bir de bitki, ağaçlar, İki kısımda yani B'de tavşan, C'de tilki, D'de kartal, E'de ise mantar var. Şimdi biz özellikle şu görseli de dikkat alarak bu soruyu yorumlayalım. Üreticiler ki ağaçlar, bitkiler, bunun yanında çekirge o bitkileri yiyor. Kurbağa çekirge yiyor. Yılan kurbağa yiyor. Şahin ya da kartal yılanı yiyor. Ve daha sonra bu şahin öldüğünde işte mikroorganizmalar tarafından ayrıştırıldığında e, mantar gibi bazı yine e, bitkilere dönüşüyor. Yani burada hepsiyle doğrudan ilişkili olan mantar arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu belirtelim atmosferde bulunan azot canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Canlıların kullanması için azotun önce nitrata dönüşmesi gerekir. Buna göre atmosferdeki azotun nitrata dönüşmesinde unsurlarından hangileri etkilidir? Özellikle yıldırım, şimşek gibi olaylar, volkanik faaliyetler bu durumda etkilikken diğerlerini burada dikkate alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın 2 ve 4 olduğunu söyleyelim ve yine burada şu şeklimizi şu görselimizi hatırlatalım. Yıldırım ve şimşekle atmosferdeki azot toprağa Karışıyor Ve bu toprağa karıştıktan sonra yine baktığımızda özellikle e, tabi organik maddeler e, ya da e, dönüştürülme kısmı söz konusuydu arkadaşlar. E, buna bağlı olarak da e, bunlar nitifikasyon ya da e, denitifikasyon gibi olaylarla e, ne yapıyordu azota ya da özellikle canlıların kullanacağı şekle dönüşebiliyordu. Burada doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz.